etmediğin hiçbir şey, hani biz hak etmediğimizi almayız ya, elimizle koymadığımızı almayız. Gözümüzle görmediğimizi söylemeyiz. Aleviliğin yol ve erkanları böyle. Öyleyse o zaman hak etmediğimiz bir şeyi de talep etmeyiz. O zaman ne kadarını hak etmişsek, ne yapmışsak ona göre de hep birlikte onun duasını, gülbengini veririz. Mevzunun özü burada yatar. Onun için işte efendim şu hizmet şöyle oldu, bu hizmet eksik oldu, bu hizmet kusur oldu. Hayır, hizmette kusur olmaz. Hizmet hak için gönülden yapılıyorsa gerisi teferruattır. Ne yaptığının, nasıl yaptığının çok bir önemi yoktur. Yeter ki gönlünden kaynasın, içinden geldiği gibi yapsın. Yoksa zorunlu, emir verilmiş de bir devlet memuru gibi yapılıyorsa bir manası yok. Eksiğimiz var mı hala? Bu arada sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz canlar. Muhabbet ediyoruz sadece. Eyvallah. Öncelikle hoş geldiniz. Cemaat adına hoş geldiniz. Şimdi biliyorsunuz Muharrem ayımız vardı. Yeni geçti. Muharrem ayında oruç, haç tutuluyor. Aşure hangi gün pişiyor? Evet. 12 midir? 12. gün müdür? Buçuk mudur? Bunu bir öğreniriz tabii. Vallahi bizim yarımla buçukla hiç işimiz olmadı. Evet. Şimdi önce canlar, şeyin manasını iyi bilmek lazım. Bakın, biz niye oruç tutuyoruz? Neyin orucunu tutuyoruz? İsmini bile değiştirmişiz. Muharrem orucu demişiz. Biz Muharrem orucu diye bir oruç tutmayız aslında. Çünkü Muharrem orucu biz Alevilere mahsus bir oruç değil. Muharrem orucu bütün topluluklara gelmiş bir oruç. Davut peygambere gelmiş, İbrahim peygambere gelmiş. Hatta Adem-i Seyfullah'a geldiğini söyleyenler bile var. Ve 3 gün tutulur. Ne zaman tutulur? 8, 9 ve 10. günlerinde tutulur Muharrem ayının. Nedir Muharrem? Muharrem tıpkı Recep, Şaban, Ramazan gibi Arap takviminde kullanılan aylardan bir tanesidir. İsmini de nereden alır? Haram ayı diye. Mu, ay demektir Arapçada. Gökteki ayın adı kamerdir ama takvim manasında mu ay demektir. Haram da haramdır zaten. İkisinin birleşimi Muharrem'dir. Muharrem yasak ay demek. Ta İslamiyet öncelerinde de savaş yapılmaz, düğün yapılmaz, eğlence yapılmaz. O ay yasaklı bir ay kabul edilir. Niye? İşte Nuh tufanı Muharrem ayının 10. günü sona ermiştir. O yüzden 3 gün şükür orucu tutulur. Sonunda da aşure yapılır. İbrahim peygamber ateşe atılmıştır. Muharrem'in 10. gününde kurtulmuş, göğe ağmıştır. 3 gün şükür orucu tutulur. İşte Kur'an'ı referans olarak göstermeniz gerekirse, Kur'an'da da diyor ki senden öncekilere farz kıldığımızı sana da farz kıldık. Ona da 3 gün diyor. Yani 30 günlük veya 12 günlük bir oruç yok. Ancak biz 599'dan başlayan, bazılarına göre 600'dür Hazreti Ali'nin doğum tarihi diye bilinir. Tabii o yıllarda şimdiki gibi nüfus müdürlüğü olmadığı için birebir tarih bilinci yok. Yaklaşık bir tarihtir bu. 590'lı yıllardan, 600'lü yıllardan 800'lü yıllara varıncaya kadar ki gelen süreçte 12 tane imamımız gelmiş. Ali el-Müsteza'dan başlıyor. Hani duaz imam diyoruz ya, duaz de Arapça'da veya Farsça'da 12 demek zaten. Kürtçe'de de herhalde ona benzer bir şey, duaz dözde diyorlar. 12 demek. Duaz de imam dediğimiz zaman 12 imamlar adına, imam 12 tane imamın isminin geçtiği mersiyelerdir, deyişlerdir, beyitlerdir. Şimdi bu 12 tane imamımızın hepsi aynı gün öldürülmemiş. Hazreti Ali'den sonra oğlu Hasan, ondan sonra oğlu Hüseyin, ondan sonra Hüseyin'in oğlu Zeynel Abidin ki Adem-i Sani deriz, biz soy ondan devam edip gelmektedir. İkinci Adem kabul ederiz. Ve onun çocukları Muhammed Bakır, Cafer, Rıza, Kazım, Musa, Kazım, Rıza diye devam edip 12 tane imamımızın her biri toplamda
270 yıl sürmüş canlar. Bu imamların birincisiyle 12.sinin arasında geçen tarih. Ve biz bu 270 yıllık sürecin her bir döneminde katledilmiş bir imamımız için yaz tutarız. Onun için bizim orucumuzun adı Yas-ı Matem orucudur. Yas-ı Matem'de nasıl davranırız? Hak cümlenizi esirgesin ama bir yakınımızı, sevdiğimiz birini kaybettiğimizde nasıl oluruz? Herhalde dakika kollayıp da ya 3 dakika mı kaldı, 5 dakika mı kaldı yemek yesem diye düşünmeyiz. O yüzden o yaz 12 gün boyunca sürer. Şimdi 12. gün Muhammed Mehdi'dir. Efendim Muhammed Mehdi sır oldu, ölmedi. O yüzden Muhammed Mehdi için yarım gün tutuyoruz. Niye? Biz onu yarısı kadar seviyoruz. Kalan yarısını da sonra seveceğiz. Öyle bir şey olmaz canlar. 12 tane imamımızın, bakın biz devriye inancına inanırız. Alevilikte daha öbür pirlerimizin söylediğini boş verin. Yunus Emre'nin söylediği söz ki Tapduk Emre'nin öğrencisidir. Şimdi televizyonlarda uyduruk uyduruk camilerde namaz kıldırıyor, tarikat yürütüyor, bir şeyler yapıyor. Bir TRT'de bir dizi haline getirmişler ama bizim öyle tanıdığımız bir Yunus yok. Onların Yunus'u başka bir şey. Bizim bildiğimiz Yunus Emre Hacı Bektaş'tan el almak için gitmiş ama bir gaflete düşüp nefes alacağı yerde buğday istemiş. O da buğdayını vermiş. Sonra geri dönmüş, pişman olmuş ama demiş ki senin kapının kilidini Tapduk'a saldık. Var git, kapının kilidi oradadır der. Tapduk Emre'ye 40 yıl hizmet eder ve odun taşır. Taşıdığı hiçbir tane odun kalemden daha eğri değildir, dümdüzdür. Der ki bu dergaha eğriler girmez. Onun için hepsi düzdür. Ve o Yunus der ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Bakın Gufrani Baba diyor ki yağmur olup yağdığımı bilirim. Bulut olup ağdığımı bilirim. Altı anadan doğduğumu bilirim. Kaç ebeden, kaç soruldum kim bilir? Alevilik inancında devriye inancı vardır. Ölüme inanmayız. Ten ölür, toprağa sırlanır ama canlar ölesi değildir. Can bir seyri sülük ve devri daim içerisinde hak ile hak oluncaya kadar, hakkın nuruyla bir oluncaya kadar bir devriye içerisindedir. O yüzden biz birine öldü demeyiz. Veya rahmet olsun demeyiz. Devri daim olsun deriz. Veya devri asan olsun deriz. O yüzden biz imamların hiçbirini zaten öldürmedik ki 12. imam da ölmedi, sağ kurtuldu diyelim. Öbürleri öldü mü ki? Öbürleri de ölmedi. Evet, ten olarak o dönemde gitti. Ama biz şunu diyoruz. Diyoruz ki işte semahta da dönerken ne diyoruz? Aynayı çaktım yüzüme, Ali göründü gözüme. Nazar eyledim özüme, Ali göründü gözüme. E peki biz Ali'yi kendi özümüzde görebilecek kadar Ali'yi var ve sağ yaşamış olarak kabul edebiliyorsak, Hünkar Hacı Bektaş'ın kendisi de bin bir dondan zuhur etti. Hünkar dediğimizde Ali donunda, Ali'nin işte Hünkar Hacı Bektaş donunda, Pir Sultan donunda, bir başka donda tekrar tekrar bir devriye ettiğini her seferinde pirlerimiz söylüyorsa, o zaman biz 11 taneyi öldürdük, birini nasıl sağ bıraktık? Demek ki tamamı bizim için aynı değerde, hepsine sevgi ve muhabbetimiz aynı. Birine az, birine çok olmaz. 12 tane imamımız var, bunların her biri zulme uğramış, her biri katliamlara uğramış, her biri uzun soluklu işkencelerden geçirilmiş, boyunlarına kiriş takılıp sokaklarda eziyetler edilip kırbaçlatılmış, zehirli üzümlerle ve elmalarla öldürülmüşler, zindanlarda işkence edilmişler ve her seferinde hakları gasp edilmiş. E biz bütün bunları biliyoruz ve diyoruz ki bunlara yapılan o eza ve cefaya karşılık biz de onlarla gönül bağı kurmak adına, duygu birlikteliği yaşayabilmek adına her birinin anısına bir gün o ezayı ve cefayı içimizde hissetmek istiyoruz. Gönül bağı kuruyoruz. Yoksa biz bir sevap orucu veya günah orucu tutmuyoruz. Efendim ben 3 dakika erken açtım, günah mı oldu? 5 dakika sonra açtım, sevabım çok mu oldu? Öyle bir şey yok. Diyor ya,
Cennet cennet dedikleri birkaç melek, birkaç huri. İsteyene versen onu, bana seni gerek seni. O yüzden biz ne cennet için, ne huri için, ne kılman için. Diyor ya Hamdullah Baba, Şiri Baba diyor ki, cennetteki huri kılman, verseler de billah almam. Hakkından bile gelemem, geçimi dar bir adam. Şimdi o yüzden biz ne huri kılman için ibadet ediyoruz, ne onlardan gelecek bir sevap veya hayır için. Demek ki özünde biz, özümüzle hak ile hak olabilmek için ibadet ediyoruz. Bunun da saniyesi, dakikası, saati diye bir şey söz konusu değil canlar, öyle bir şeyimiz yok. Biz ibadetimizi özümüzden yapıyorsak, gerçekten gönlümüzde, yüreğimizde hissederek yapıyorsak, geriye kalanların hepsi teferruattır. Sadece ve sadece Muharrem'de Kerbela şehitleri anısına 12 gün boyunca su içmeyiz. Çünkü oradaki 72 şehidi şüheda susuz katledildi, su için katledildi. Ki bunların içerisinde yiğitler yiğidi Hamza'nın efsanesini hala biz cemlerimizde okuruz, nefesini ve deyişini söyleriz. Ağzında su taşıyarak, tulumu taşıyıp getirmeye çalışarak, kolları kesilerek gelen bir yiğittir. Küçücük sabilerin, çocukların isyanına karşılık dayanamayıp Fırat'tan su getirmeye giden yiğittir. Ali Ekber en çok dedesine benzeyen, Muhammed'e en çok benzeyen insan olduğu halde kellesini kesip top yapıp oynamışlar. Şimdi küçücük 3 aylık, 4 aylık çocuğu ok darbeleriyle öldürmüşler. Yani oradaki o susuzluğun, eziyetin çekilmiş olduğu sıkıntısını biz de hiç olmazsa 12 gün boyunca bir cana kıymadan, canlıya kıymadan, örneğin yumurta pişirmeden, et pişirmeden, çünkü bunların hepsi birebir canlıyı çağrıştıran şeyler. Hatta soğanın bile başını kesmezler. Soğan kesilecekse önceden köylerimizde kesilir, doğranır, kavanozlara, kaplara konur. Soğan oradan çıkarılıp kullanılır, soğanın başı kesilmesin diye. O yüzden o sembolik olarak oraya gönül bağı kurmaktır. Onun içinde 12 gün boyunca kana kana oturup su içmeyiz. Ama şimdi böbrek hastası olan insanlarımız var, diyabet hastası olan insanlarımız var. İşte Başkanım Hasan Şaşkar'a herhalde bir kutu ilaç içiyorsunuzdur. Hadi şimdi adama deyin ki siz su içmeyeceksin. Nasıl içmeyecek? Ölünce iyi mi olacak yani? Ölünce oradaki Kerbela'dakilerin ruhu rahat mı edecek? Öyle bir şey yok. Bu önemli olan gönülde ibadet etmek. Göstermelik ibadetle bizim işimiz yok. Efendim ben 12 gün hiç su içmedim. İçmedin ama her türlü kötülüğü, pisliği, fesatlığı yaptın. Ne anladım ben bu oruçtan? Yani o gönül bağını kurmadıysak, içimizde o acıyı ve kederi hissetmediysek, yaşantımızı ona göre düşünüp gözümüzün önüne alıp akşamları lokmalarımızı birlikte paylaşıp açtıktan sonra onunla ilgili muhabbet edip sohbet edip bunlardan ibret ve dersler çıkarmadıysak ne işe yarayacak? Mideyi aç bırakmışız. Ne oldu? Midemiz aç kalınca iyi bir adam mı olduk? Veya hak biz aç kalınca çok mu seviniyor? Ha bak yarattığım kullar ne güzel. Aç kalıyorlar, ben de sevineyim bundan biraz, böyle bir şey yok. Biz gönül bağı kurmak adına yapıyoruz bu ibadeti. O yüzden Alevi'nin ibadeti sadece cem değil. Cemlerimiz bizim normalde yılda bir defa olan bir ibadet şeklimiz. O da ne ibadeti? Yılda bir defa, adı üzerinde cem, cemin manasını biliyorsunuz değil mi canlar? Cem toplamak. Hani genç abilerim bilirler. Gene onlara biraz nazire olsun. Eskiden öyle derlerdi. Matematik cebir görülürken alt alta rakamları yazarsınız. İşte 15, 13, 17 yaz bunları. Yaz kızım. Hadi şunları bir cem et bakalım derler. Yani topla. Cem toplanmak demektir. Toplamak demektir. Neyin toplamı? Bir yıl boyunca yaptığın, ettiğin, kırdığın, döktüğün ne varsa onların toplamı. Peki ne olur o toplam? Gelirsiniz burada cem meydanına, eşinizle, çocuklarınızla, müsahibinizle, müsahibin eşi ve çocuklarıyla, elinizde de lokmanızla, gönlünüzde bir dileğiniz ve muradınızla gelir dara durursunuz.
Darda, elim erde, yüzüm yerde, özüm darda. Hak huzurunda Muhammed Ali divanında eksiğim varsa, bir kabahatim varsa darda ve huzurdayım. Hakkı olan dile gelsin, bile gelsin, hakkını beyan etsin, talep etsin der. Böyle ibadet olur. İbadetin özü de öyledir zaten. Ancak o meydanda aklandıktan sonra o ibadet ve ritüel yerine gelir. Çünkü dede der ki gelme gelme, dönme dönme. Gelenin malı, dönenin canı. Sırtında yükünle meydana geldin. Söylediğin bize, gizlediğin hakka ayan. Dök meydana yükünü, hafifle ve git. Yoksa yükünle gelir, yükünle geri gidersin. Bu erkan üzerine yapılmayan cemler sadece bilgilendirme cemleridir. Abdal Musa cemi dediğimiz, birlik cemi dediğimiz cemlerdir ki bunlar da yol ve erkanın unutulmaması, yolla ilgili bilgi edinilmesi adına yapılan cemlerdir. Ama ibadet boyutuyla yapılan cemimiz böyle değildir. Bir şey soracağım. Evet. Hızır cemi, gönlü cemleri de ibadet anlamında değil mi? Hızır cemi, Hızır'da da cem yapıyoruz. Bir de gönlü cemlerimiz var, musayiplik. Evet. Şimdi musayiplikte 12 hizmet yürümez. Musayiplik cemlerinde görgü de yapılmaz. Müsahip cemlerinde görgünün, sorgunun yapılmadığı cemlerimiz elbette ki var. Müsahiplik cemi bunlardan